Diyarbakır Cezaevi dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında gösterilirdi. Özellikle 1981 ve 1984 yılları arasında ki 12 Eylül dönemidir. Sonra da aslında o kötü şöhret devam etti. Bu cezaevinde 34 kişi öldü, onlarca kişi sakat kaldı. Cezaevi hakkında belgeseller çekildi, kitaplar yazıldı. Kültür merkezi olacak ve biz de Diyarbakır Cezaevi'nin oraya bağlanacağız. O bildik demir kapı üzerinde buradan okuduğumuz kadarıyla dur yazıyor. Gerisini de Canan Altıntaş aktarıyor Canan. Evet Oğuz Aksever, sizin de söylediğiniz gibi dünyada 10. en kötü şöhretli cezaevlerinden birisiydi. Diyarbakır E tipi cezaevi, eski adıyla da 5 nolu askeri kapalı cezaevi. İşte o 34 kişinin yaşamını yitirdiği ve işkencelerin yaşandığı cezaevinin hemen önündeyiz. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta iptal edilen programı öncesi bu cezaevi içerisindeki 300 tutuklunun taşınması ve 170 personelin sevkiyle boşaltılmaya başlanmıştı. Şu anda da çalışmalar devam ediyor. Tutuklu ve hükümlüler başka cezaevlerine sevk edildi. Çalışmalar yapıldı. Personel de başka cezaevlerine sevk edildi. Ve içeride taşınma ve birçok çalışma devam ediyor. Şu sıralarda da yine biz zaman zaman kapı açılıp kapanıyor ama kameraman arkadaşım Mehmet Kayahan'la şöyle bir gidersek. Bu cezaevinin hemen şu noktasında Diyarbakır E tipi cezaevi yazıyordu. O tabela da dün söküldü. Aynı zamanda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ anahtar vurdu. O kilidi dün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a verdi. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünkü Diyarbakır ziyaretinde de buranın bir sanat merkezi aynı zamanda da müze olacağını duyurdu. Evet, birçok çalışma yapılıyor içerideki. Tam olarak müzenin, sanat merkezlerinin içerisinde kütüphane olacağını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı ama Kültür Bakanlığı daha dün anahtarı devretti. Şimdi ne olacak? Şimdi içeride bir çalışma var Oğuz Aksever. Kültür Bakanlığı görevlileri bu bina içerisinde bir fizibilite çalışması yapacak. O fizibilite çalışması ve incelemelerin ardından içerisinde kültür merkezi dahil, müze dahil, kütüphane dahil işte o noktalar nasıl olacak? Bundan sonra sonucu hep birlikte göreceğiz ama içeride yoğun bir çalışma var. Hem Diyarbakır halkı hem de bölgedeki halk açıkçası bu noktanın E tipi cezaevinin müze olmasını istiyordu. Ve o anı müzesi de ve içerisindeki diğer sanat merkezleri de yapılacak çalışmalardan sonra ortaya çıkacak. Şu anda da biz zaman zaman şimdi az önce de kapı açılıp kapanıyordu. İçeride bir telaş var. Hala çalışmalar sürüyor. Hep birlikte sonucu göreceğiz diyelim. Sözü size bırakalım.